Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım kampımızın son haftasında sayma, permütasyon, kombinasyon, binom, karma testini çözeceğiz. Ve kitabımızdan 4 sayfa daha böylelikle akıp gidecek. Arkadaşlarım ben şimdi soruları çözmeye başlayacağım. Ben o hazırlık içerisindeyken sen de kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen beni çok mutlu etmiş olacaksın. İlk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bir A kümemiz var. Bu A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 tane elemandan oluşuyor. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaçında rakamlar soldan sağa küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır diye sormuş. Şimdi 3 tane eleman seçilirim rastgele. 5'i, 3'ü ve 1'i seçtim, tamam mı? 5, 3 ve 1. Şimdi bunlar farklı şekillerde sıralanabilirler. Mesela 153 veya 135 gibi. Veya 315 ve 351 gibi veya 531 ve 513 gibi sıralanabilirler. Ki zaten 3 tane rakam 3 faktöriyel, yani toplam 6 farklı bir şekilde sıralanabilirdi. Fakat sorunun benden istediği sadece bu. Soldan sağa küçükten büyüğe doğru sıralansın istiyor. Yani 135 gibi. O halde diğer sıralamaların aslında soru için hiçbir önemi yok. Yani diyor ki bana o sıralamalar lazım değil. Sadece bunlardan bir tanesi lazım. Çünkü 3 tane rakam seçildiği takdirde bunlar soldan sağa küçükten büyüğe doğru sadece ama sadece tek bir şekilde sıralanırlar. O halde ben bunu sadece 5, 3, 1 için değil diğer seçtiğim 3 rakam için de yapabilirim. Yani 5 tane rakamdan herhangi 3 tanesini seçtiğim takdirde bunlardan sadece 1 tane seçenek istiyor benden sorumuz. O halde cevabımız bu. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. Ve 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10'un ta kendisidir. Yani cevabımız neymiş? Adana seçeneğinde verilmiş. Geçtim 2'ye. 18 kişilik bir sınıf düşünün. Erkek öğrencilerle oluşturulabilecek ikişerli grupların sayısı kız öğrencilerin sayısının 3 fazlasına eşitmiş. Şimdi o zaman n tane erkek öğrenci varsa 18 eksi n tane kız öğrenci vardır. Ve kızların sayısının 3 fazlası erkek öğrencilerden, yani n tane kişiden oluşturulabilecek ikişerli grupların sayısına eşitmiş arkadaşlar. Aha da bu işte. N'nin ikilisi eşittir 21 eksi n diyeceğiz ve burada n'yi aramamız lazım. Şimdi burada n'yi nasıl arayabiliriz? İster denklem çözersiniz, isterseniz yerine birkaç tane sayı deneyerek direkt cevaba gidebilirsiniz. Mesela burada 6'yı yazdığınız takdirde 6'nın ikilisi 15'tir. 21 eksi 6'ya eşittir. Demek ki n kesinlikle 6'ymış. Ya da denklem çözersiniz. N'nin ikilisi demek n çarpı n eksi 1 bölü 2 demek. Bu da 21 eksi n'ye eşitmiş. İse n kare eksi n eşittir 42 eksi 2 n dersiniz 2'yi buraya atıp. Hepsini sol tarafa toplarsanız n kare artı n eksi 42 eşittir 0 dersiniz. Burayı n ve n, burayı da artı 7'ye eksi 6 diye açacak olursanız n ya 6 ya da eksi 7 gelir. Eksi 7 diye erkek öğrenci sayısı olamayacağı için erkek öğrenci sayısı 6'ymış deriz. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısının rakamları toplamı sorulmuş. Kız öğrenci 18 eksi n taneydi. Ben n'yi 6 bulduğuma göre 18 eksi 6'dan sınıfta 12 tane kız öğrenci var. Bunların da rakamları toplamı bana 3'ü verir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğinde hali hazırda verilmiş gençler. Devam ettim 3. soruyla. 2 tane evli çift ve 3 tane bekar arkadaştan oluşan 7 kişilik bir arkadaş grubu varmış. Bakın 2 tane evli çifti şu şekilde birbirlerini bağlayarak gösterdim. Bekarlar herhangi bir bağları yok, bu şekilde tek takılıyorlar. 7 kişilik bir arkadaş grubu aşağıda üstten görünümü verilen çevresinde 8 adet sandalye bulunan masaya oturacaklarmış. Bakın 7 kişiler 8 sandalyeye oturacaklar, ona dikkat. Çiftler masada karşılıklı oturmak istediklerine göre 7 kişilik arkadaş grubu bu masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi karşılıklı oturacaklarsa ya şöyle otururlar ya böyle ya böyle ya da böyle otururlar. Yani totalde sevgili arkadaşlar 4 tane seçenek var. Çiftlerin oturacağı yerle alakalı. O halde ben 4 tanesinden 2 tanesini seçtim. 2 tane çift olduğu için. Ve tabii bakın çiftler diyorum, ayrı ayrı aileler. Aileler diyelim. 2 tane aile olduğu için burada 2 faktöriyel biçimde de sıralanırlar aynı zamanda. 2 faktöriyel dedik, pekala. 4'ün ikilisi çarpı 2 faktöriyel. Ayrıyetten bunlar mesela çiftler
X ile Y çift olsun buraya otursun, A ile B de buraya otursun diyelim. Bunlar hem X, Y, A, B hem de A, B, X, Y biçiminde oturabileceği gibi bir de Y buraya, X buraya, B buraya, A buraya gidebilir. Dolayısıyla 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel daha dedim. Kendi içlerindeki yer değiştirmelerini de saydım. Çarpı geriye kaldı bekarlar. Şu bekar burada kalan 4 tane sandalyeden birine, diğer bekar 3'te 3 tanesinden birine, diğer bekar da 2 tanesinden bir tanesine oturur ve artık işlemimiz son bulur. 4'ün ikilisi 6 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 demek ne demek? 4 faktöriyel demek. Pekala, 24 yani. 2 çarpı 2 ile 6'yı da çarparsanız yani 4 kere 6 da 24'tür. O da 4 faktöriyeldir. Ve bir tane daha 4 faktöriyelimiz vardı ve sonuna bir tane 2 çarpanı ekleyeceğiz. Bu da bize 2 çarpı 4 faktöriyelin karesi sonucunu verir. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçtim dördüncü soruma. Bir öğrenciye yapılan sınavda 20 sorudan 15'ini cevaplaması gerektiği söylenmiştir. 20 tane sorudan 15 tanesini cevaplayacaksın demişler. 5 tanesi boş kalacak. İlk 3 soruyu cevaplayan öğrenci bakın buna, bunu ve bunu cevaplamış. İlk 10 sorudan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demeyelim. Çünkü şöyle yapalım, aynen. İlk 10 soru burası. İlk 10 sorudan 7'sini cevaplayacakmıştı. Zaten 3'ünü cevaplamıştı. Dolayısıyla şuradan yani 7 tane sorudan 4 tanesini daha cevaplamak zorunda. Son 10 sorudan da 8'ini cevaplayacak. Ki zaten 4 artı 3, 7. 15 tane cevaplayacak. Demek ki o 8 soruyu da sondaki 10 tane sorudan cevaplayacak. Bu öğrenci bu sınavı kaç farklı biçimde verebilir diye sorulmuş. Bakın şurada 7 tane sorudan 4'ünü seçtireceğiz biz bu elemana. Sonra sonda kalan 10 tane sorudan da tabii ki 8 tanesini seçtireceğiz. Şimdi hesaplamaların daha kolay olabilmesi açısından sayıları biraz küçültelim. 7'nin 4'lüsü aynı zamanda 7'nin 3'lüsüne eşittir. 10'un 8'lisi aynı zamanda 10'un 2'lisine eşittir. 7'nin 3'lüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyeldir. 10'un 2'lisi de 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyeldir. O halde gençler 3 faktöriyelle 6'yı sadeleştirdim. İkisi de 6 çünkü. 2 ile 10'u sadeleştirdim. Burası da 5 yaptı. Demek ki benim cevabım ne olacakmış? 7 kere 9 63 çarpı 5 kere 5 25 olacakmış. 5 kere 63 315 yapar. 2 kere 63 de 126 yapar. Bunları toplarsak cevabı bulacağız. Bakın şurası 5. 6 ile 1'i topladım 7. 2 ile 3'ü topladım 5. Ve 1'i de aşağı çektim. 1575 benim cevabım olacak. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Ve devam. 5. sorumuz. 5. soru için cevap anahtarında bir farklılık var. Kusura bakmayın bundan kaynaklı. Bayağı uzun süredir de kitapta bir hata göstermiyorduk sizlere. Ama artık son videolarda bir hatamız var. Cevap anahtarı hatalı. Yani cevap 118 değil arkadaşlar. Cevap anahtarı bakayım. Tekrardan emin olamadım. Aynen Edirne olarak göstermişiz ama E değil arkadaşlar cevap. Sorumuzu çözelim. Böylelikle cevap anahtarındaki şeyi de öğrenmiş olursunuz. Ya da izlemek istemeyen arkadaşlarım varsa cevap C arkadaşlar. Aralarında Burak ve Nisa'nın da bulunduğu 4 erkek ve 5 kadın arasında en fazla 2 erkekten oluşan 4 kişilik ekip oluşturulmak isteniyor. Şimdi Burak ve Nisa var. Kaç tane erkek var? 4 tane. Dolayısıyla ben erkek, erkek, erkek dedim. 5 tane kadın olduğuna göre de kadın, 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 kadın dedim. Şimdi Nisa ile beraber 5 kadın, Burak'la beraber 4 tane erkek var. 4 kişilik ekip oluşturulmak isteniyor. Ve en fazla 2 erkek olacak bu ekibin içerisinde. O halde en fazla 2 tane erkek oluşacaksa ben diyorum ki bu ekibin tamamı kadın olabilir. 4 kişilik ekibin tamamı kadın olabilir. Ya da bir tanesi erkek, 3 tanesi kadın olabilir. Ya da ikisi erkek, ikisi kadın olabilir. Şimdi bu durumlara göre yol haritası çizeceğiz kendimize. Şunların biraz şöyle arasında açabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunun biraz arasını açalım. Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 4 tane kadın varsa zaten Burak ve Nisa'nın birlikte olmadığı bir durum söz konu, birlikte olduğu bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla 4 tane kadın olan ekibi ben buradaki 5 tane kadından herhangi 4'ünü seçerek hallederim. Yani 5'in 4'lüsü kadar bir olay vardır burada. Dolayısıyla 5 tane seçeneğimiz mevcut diyebiliriz. Bu grubu 5 farklı biçimde oluştururuz. Peki şimdi devam ediyorum.
Erkek, kadın, kadın, kadın. Burada grupta Burak olabilir ve Nisa olmadan yanında 3 tane kadın olabilir. Veyahut grupta Burak yokken, yani Burak harici herhangi bir erkek varken, kadınlardan birisi Nisa'dır ve diğerleri de Nisa olmayan kadınlar doğal olarak. Veya Burak'la Nisa bu grupta hiç yoktur. Yani erkek, kadın, kadın, kadın deriz. Şimdi bunların durumlarını bir sayalım. Nasıl sayacağız? Şöyle. Burak'ı seçme durumum zaten 1 çarpı 3 tane kadın seçeceğim 4 tane kadın arasından. 4'ün üçlüsü 4 yapar. Dolayısıyla buradan 4 seçenek elde ettik. Şimdi Burak haricinde bir erkek seç diyor. 3 tane erkek var. 3'ün birlisinden 3 çarpı Nisa'yı seç diyor. 1 çarpı 2 tane kadın seç diyor. 4 kadın arasından 2 kadın. 4'ün ikilisi 6 farklı biçimde seçilir. Bu da 18 yapar. Burak haricinde bir erkek seç diyor. 3 ve Nisa haricinde 3 tane kadın seç diyor. 4'ün üçlüsü 4 yapar. Dolayısıyla 3 kere 4'ten de 12 gelir. Yani buradaki seçenek sayılarımızda 4, 18 ve 12. Şimdi geçelim bir yan tarafa. O yan tarafta da arkadaşlarım 2 erkek ve 2 kadın. Bu 2 erkekten birisi Burak erkek. Diğer kadınlar Nisa haricindeki kadınlar olabilir. Çünkü Nisa ile Burak yan yana gelmek istemiyorlar. Ne demiştik? Tamam. Burak erkek, kadın kadın. Pekala. Daha sonrasında Burak olmayabilir grupta ama Nisa olabilir veya her ikisi de olmayabilir. Erkek erkek, kadın kadın dedik. Şimdi bunları biraz şöyle sol tarafa çekelim, işlemlerimizi sağ tarafa yapalım, olur mu? Gençler, burada şunu söylüyoruz. Burak, zaten Burak'ı seçtim, tek farklı durum. Bir tane erkek seçeceğim. Burak haricinde 3 tane erkek var. 3'ün birlisinden 3 çarpı. Kadın ve kadın. 2 tane kadın seçeceğim 3 tane kadın arasından. Bu da pardon 4 tane kadın arasından 2 kadın seçeceğim. 4'ün ikilisi 6 yapar ve toplam 18 durum söz konusudur. Eşittir diyorum, devam ediyorum. 2 tane erkek 3 erkeğin arasından 2 erkek seçerseniz 3'ün ikilisinden 3 yapar. Çarpı. Bir tane Nisa'yı seç diyor. Bir tane de şu 4 kadın arasından bir tanesini seç diyor. 4'ün birlisi de 4 yapar. 3 kere 4 12'yi verir. 2 tane erkek 3 erkek arasından 2 erkek 3'ün ikilisinden 3. 4 kadın arasından 2 kadın 4'ün ikilisinden 6. O da eşittir 18. Ve buradaki durumlarda 18, 12 ve 18. Şimdi gençler gelin durumların hepsini toplayalım. Bakın 5 tane burada var artı. 18, 12 daha 30. 4 daha 34. Artı. 18, 12 daha 30. 18 daha 48 yapar. İşte tüm durumların sayısı bunlardı ve bunların da toplamı bize 87'nin ta kendisini verir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı deriz. Evet, biraz nasıl diyeyim, işlem gerektiren sorulardan birisiydi 5. soru. İsmail dede benim bundan 30 sene sonraki, belki de 40 sene sonraki halim, Allah ömür verirse tabi. İsmail dede 6 torunundan en az 5 tanesine 100 lira ya da 200 lira harçlık verecektir. Bakın İsmail dede 6 tane torunu var. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim, tamam mı? Bakın 5 tanesine ya da 6 tanesine. Bakın bakalım en az 5 tanesine ne diyor? Evet, 5 veya 6 tanesine harçlık vereceğim ben. 100 veya 200 lira vereceğim. Ve torunlarından en az ikisine 100 lira, en az ikisine de 200 lira verecek diyor. Yani şu 2 tane 100 lira ve 2 tane 200 lira kesinlikle verecekmişim. Şimdi şuna ne vereceğimizi bilmiyoruz değil mi? Peki buna kaç farklı seçenek var? Ya 100 veririz ya 200 veririz. Dolayısıyla ben diyorum ki 100, 100, 200, 200'ün yanına ya 100 verebilirim ya da 100, 100, 200, 200'ün yanına 200 verebilirim. Tabi bir de hangi torunlara verdiğim de önemli burada bu harçlığı. Dolayısıyla toplam sıralama sayısı 5 faktöriyel bölü 2 tane 3 tane 100 lira olduğu için 3 faktöriyel, 2 tane 200 lira olduğu için 2 faktöriyel. Alttakini hesaplayacak olursak alttaki de 5 faktöriyel bölü 2 tane 100 olduğu için 2 faktöriyel, 3 tane 200 olduğu için 3 faktöriyel. Alttaki de aynı geleceği için bir daha hesaplamayalım, çarpı 2 diyelim. 2 ile 2 birbirini götürsün. Üst taraf 5 faktöriyel 120, 3 faktöriyel 6, 120'yi 20'ye böldük. Pardon, 120'yi 6'ya böldük ve 20 geldi.
Bu durumda 20 tane harçlık, 20 farklı şekilde harçlık verebiliyorum ben. Peki 6 tane toruna vereceksem 100 100 200 200 kesinlikle garanti var zaten. Şimdi buradaki torunlara ya ikisine de 100 veririm, ya ikisine de 200 veririm, ya bir tanesine 100, bir diğerine 200 veririm. 200'e 100'ü yazmadım çünkü aynı durum zaten, tamam mı? Şimdi şu durumu hesaplayalım. 4 tane 100 olduğu için 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 tane de 200 var. E şu durum da zaten aynısı. Dolayısıyla çarpı 2 dedim. Artı şunu sildim. Şu durum bunun aynısı zaten. Dolayısıyla çarpı 2 dedik. Bakın onu unutmayın. 100, 100, 100, 3 tane 100 ve 3 tane 200'ün olma durumu. O da 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yapacaktır. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şunlar bir gitsin. 6 faktöriyeli 4 faktöriyeli bölersen 6 çarpı 5 kalır elinde. Artı 6 faktöriyeli 6'ya bölersen 5 faktöriyel, yani 120. 120'yi 6'ya bölersen de 20 gelir. 6 kere 5 30. 20 daha 50 yapar. 50 durum burada. 20 durum da burada. O halde cevabımız 70 durum. Yani Denizli seçeneği olur gençler. Ve 6. soruyu da çözdükten sonra 7. sorumuz için sağ üst taraftayız. Bir binom sorusu. X eksi 2 y'nin n'inci kuvveti ifadesinin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında terimlerden bir tanesi k çarpı x kare çarpı y üzeri 4 olduğuna göre k değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar binomun özelliklerinde bahsetmiştik. X ve y, yani değişkenlerin kuvvetleri toplamı, 2 ile 4'ün toplamı bize burada n'yi veriyordu, doğru mu? Demek ki n kesinlikle 6'ymış. O halde x eksi 2 y'nin 6. kuvvetin açılımındaki terimlerden bir tanesi buymuş. X kare çarpı y üzeri 4. Şimdi ben 6'nın bir şeylisi diyeceğim. Bakın 6'nın bir şeylisi, o formül var, hatırla onu. Çarpı x üzeri ne yazacakmışım? 2 yazacakmışım. Ve y üzeri 4 yazacakmışım. Y'nin kuvveti bana burayı veriyordu hatırlarsan. Şuradaki 4, şuradaki 4'tü. Hatta 6'dan da 4'ü çıkarınca bak 2'yi veriyordu. Anlaştık. Demek ki bu şekilde olacak. Ama tabii şurayı karıştırmayalım. Çünkü burada eksi 2 y'nin 4. kuvveti var. Şimdi 6'nın 4'lüsü 6'nın ikilisine eşittir ve 15'tir kendileri. Çarpı x kare çarpı eksi 2'nin 4. kuvveti 16 çarpı y üzeri 4. Bu da 15 çarpı 16 çarpı x kare çarpı y üzeri 4 yapar. Şimdi demek ki k değeri burada kaçmış? 15 kere 16. İşte bize bu soruluyor. 15 ile 16'yı çarparsanız 240 değerini bulursunuz. Cevap da bu şekilde E şıkkı olur. Ve 8. soru. Güzel de bir sorudur kendileri. Dikkatli bir şekilde dinlemekte de fayda var. Bizzat ahanda kendim yazdım. Sanki kitaptaki diğer soruları başkası yazmış çasına. Ama beğenerek, yani severek yazdığım sorulardan, öyle şey değil yani. Üniversitede yaz okuluna kalan 8 tane öğrenci Kemal Hoca'nın analiz 1 dersine katılacaklardır. Aşağıda bu derse ait bir görüntü ve dersi alan öğrencilerin isimleri de bize verilmiş. Şimdi öğrencilerin oturacağı sıralar A ve B, 4'er kişilik sıralardır. Bakın burada bir parça sıra var. Ayaklardan da anlarsınız. Burada da bir parça sıra var. İki sıra da 4 kişilik. 4 kişiden fazlası oturamıyor. 4 kişi oturacak yani, anlaştık mı? Aynur ve Serdar'ın aralarına mutlaka bir kişi oturacak. Ve Serdar B grubundaki sıraya oturacaktır. Şimdi Serdar B grubunda, yani şu 4 sıradan birine oturabilir. Aynur'la Serdar'ın arasında da mutlaka bir kişi olacak diyor. Bu şartlara uygun biçimde kaç farklı şekilde oturma düzeni vardır diye soruluyor. Şimdi bak iyi dinliyorsun. Serdar burada oturabilir, şurada oturabilir, şurada oturabilir ya da şurada oturabilir. Hiza olarak gösterdim, tamam mı? Şimdi Serdar burada oturuyorsa Aynur mecburen burada oturacak. Dolayısıyla bunların yerlerini değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz tabii ki. Yani ama o zaman Serdar'ın burada oturma durumuyla da çakışacaktır. Dolayısıyla hiç değiştirmiyorum. Serdar orada otursun, Aynur da mecburen iki yan sırada, yani şurada otursun diyoruz, tamam mı? Geriye kaldı 6 kişi. İşte bu 6 kişi 6 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Şimdi geçelim şuraya. Eğer Serdar şurada oturuyorsa Aynur mecburen burada oturacaktır. Bunun sağ tarafında 2 tane sıra yok. O zaman bunlar da 6 faktöriyel biçimde sıralanacaklardır. Eğer ki Serdar şurada oturuyorsa, bakın
Aralarına bir kişi boşluk bırakıp Aynur buraya oturabilir ya da aralarına bir kişi boşluk bırakıp Aynur A grubundan sağdaki ilk sırada oturabilir. Ve sevgili arkadaşlarım Aynur'un oturabileceği iki farklı yer var. 2 çarpı diğerleri 6 faktöriyeldir. Onda bir sıkıntı yok. Ve son olarak eğer ki Serdar şurada oturursa Aynur ya burada oturacaktır ya da burada oturacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu da 2 çarpı 6 faktöriyelin yine ta kendisidir. Şimdi gençler o halde biz ne yapacağız? Aha bunları toplayacağız. 6 faktöriyel parantezini alırsan 1 artı 1 artı 2 artı 2 yapar. Bu da 6 çarpı 6 faktöriyelin ta kendisidir ve cevap C seçeneğinde verilmiştir deriz. Pekala 211. sayfayı da bitirdik ve geçtik. 212. sayfamızda ilk sorumuz 9. soru. Yukarıdaki logoda A bak çıkmamış, aynı renkle yazmışız yüksek ihtimalle. Sonra bir de unutmuşuz onu. A bölgesi zemindir. Zemin ve yazı birbirinden farklı olmak üzere 5 farklı renkten ikisine boyanacaktır. Zemin için parlak ve mat, şurada görünüyor. Yazı için de ışıklı, baskın ve gölgeli olmak üzere 3 tane seçenek var. Buna göre kaç farklı logo tasarlanabilir diye sorulmuş. Bakın 5 tane renk vermiş ve bu 5 renkten şunlar yazıyla logo farklı renkte olsun. Yazıyla zemin farklı renkte olsun demiş. O zaman hangisinden başlayacağınızın hiçbir önemi yok. Zemin 5 farklı renkten birine, yazı da 4 kalan 4 farklı renkten birine. Mesela zemini şuna boyadık ya. Yazı geriye kalan 4 renkten birine boyanmalıdır. Daha sonra şimdi bir de gelelim bunların tiplerine. Zemini burada parlak veya mat yapabilirim. 2 farklı seçenek var. Yazıyı burada ışıklı, baskın veya gölgeli yapabilirim. Yani 3 farklı seçenekten bir tanesi. O halde sorumuz bitti. 4 kere 5 20, 2 kere 3 6, 6 kere 20 de bize 120'yi verir. O halde cevabımız tabii ki C seçeneğidir deriz gençler. Ve devam ediyorum 10. sorumla. 10. soru şık bir soru. Kaydetmende de mutlaka fayda var. Geçen sene derken sanki 2021'miş gibi oluyor. Yine 2022 içerisinde sınavdan YKS'den bir hafta öncesinde canlı yayın kamplarında çözdüğüm bir soru. Orada çözerken de öğrenciler çok çok beğenmişlerdi canlı yayında. Allah razı olsun hepsinden. Sizlerle de canlı yayınlar yapacağız zaten. Şimdi bu soruya baktığımız zaman çok da bir şey anlaşılmıyor gibi. Sanki böyle uzun uza diye bir sürü işlem yapacağız. O işlemleri kapattığın zaman da şıkların hangisinin olacağını çok da fazla sezemiyorsun da. Dolayısıyla bu soruyu özel bir soru olarak atletmiştik. Ve aslında bu bir soru değil, bu bir sorunun çözümü arkadaşlar. Tamam. Yani yukarıda görünen soru, yani şu kısım aslına bakarsanız bir sorunun çözümü niteliğindedir. Şimdi nasıl bir şey? Buna soruyu kendimiz yazacağız, tamam mı? Diyeceğim ki şöyle 15 tane erkek ve 17 tane kadının olduğu bir topluluktan toplamda 3 kişi kaç farklı biçimde seçilir? Kaç farklı biçimde seçilir? Şimdi soru bu. 15 tane erkek var, 17 tane kadın var. Ben 3 kişi seçeceğim. Şimdi o zaman 15 tane erkek vardı ya, bu 15 tane erkekten 3 kişi seçebilirim. Yani 3'ü de erkek olabilir. Ya da bir tane erkek, 2 tane kadın seçebilirim. Ya da 2 tane erkek, bir tane kadın seçebilirim. Veyahut hepsini kadın seçebilirim. Yani aslına bakarsanız işte bunun çözümü olmuş oldu. Bu sorunun çözümü olmuş oldu. Ve daha kolay bir şekilde bu soruyu çözmek istersek, bu bir çözüm eyvallah ama daha kolay nasıl çözersin? 15 artı 17'den toplamda 32 kişilik bir gruptan ben 3 kişi seçeceğim. Demek ki cevabımız neymiş? 32'nin üçlüsüymüş gençler. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Güzel. 11. soru. Belirli sayıda kişiden oluşan bir toplulukta herkes birbiriyle tavla oynamış. Toplamda 78 tavla müsabakası yapıldığına göre bir kişi kaç kişiyle tavla oynamıştır? Şimdi şöyle 3 kişi varsa bir grupta ABC kişileri kaç tane farklı tavla müsabakası ortaya çıkar? A ile B tavla oynayabilir. A ile C tavla oynayabilir. B ile C tavla oynayabilir. Başka tavla müsabakası çıkmaz buradan, tamam mı? Bunu da kısa yoldan nasıl sayarsın? Tavla oynayabilmek için kaç kişiye ihtiyaç var? 2. Değil mi? Elimde kaç kişi var? 3. O zaman ben 3 kişiden herhangi 2 kişiyi seçersem olur sana bir tane tavla müsabakası.
3'ün ikilisi de zaten 3'tür. Yani böyle tek tek saymana gerek yok. Tamam. O halde demek ki bizim grubumuzda n kişi varsa, n kişi varsa bu n kişiden herhangi iki kişiyi seçtiğim takdirde 78 tane tavla müsabakası çıkıyormuş. He, tamam o zaman işler kolay ya. Şu n'in ikilisi demek ne demek? N'in ikilisi n çarpı n eksi 1 demek, bölü 2 demek. Eşittir 78'miş bak. O halde n çarpı n eksi 1 nedir gençler? Tabii ki 2 kere 78'den 156'dır. Ve 156 dediğimiz sayı aslına bakarsanız 13 kere 12'dir. Ardışık iki sayının çarpımı olduğu için n ve n eksi 1. Demek ki n kaçmış? 13. Biz bu n'ye ne demiştik? Sınıf mevcudu demiştik değil mi? Ya da o topluluğun kişi sayısı 13. Şimdi 13 kişi varsa bu grupta, bu gruptaki bir kişi kaç farklı kişiyle tavla oynar? Yani sen kendini hayal et, 13 kişisiniz. Sen eğer herkesle maç yapıldığına göre, herkes birbiriyle maç yaptığına göre, sen kaç kişiyle, kaç farklı kişiyle tavla müsabakası yaptın o sınıftan? Tabii ki sen haricinde herkesle, yani 12 kişiyle maç yapmış oldun deriz. Evet gençler, 12. sorumuzdayız. Şimdi soruyu iyi dinliyorsunuz. X artı 1'in 6. kuvveti çarpı y artı 1'in 7. kuvveti. Bu ifadenin açılımında x küp çarpı y kareli terimin katsayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle x artı 1'in 6. kuvveti ne demek? X artı 1'den 6 tanesini yan yana çarp demek, doğru mu? Yani şöyle bir tane daha x artı 1 yazalım. Gerisini kopyala yapıştır yapalım. Sürekli yazıp durmayalım. X artı 1'den 6 tanesinin yan yana çarpımı demek. Y artı 1'in 7. kuvveti demek de y artı 1'den toplamda sevgili arkadaşlar 7 tanesinin çarpımı demek. Şundan bir tane alalım, yapıştıralım ve bir tane daha sonuna yazalım. Şimdi niye böyle yapıyorum? Size daha kolay, yani siz bundan sonraki soruları daha kolay çözün diye ben uzun uzun anlatıyorum. Tamam mı? Bak, bu tam bir hoca fedakarlığıdır yani. Başka bir şeye benzemez bu. Şimdi x küp çarpı y kareli terim istiyor benden. Ben bu x küpü nasıl oluştururum? Arkadaş, x küp oluşturmam için benim şunlardan, bak kaç tane var burada? 6 tane var değil mi? 2, 3, 4, 5, 6 tane var. X küp oluşturmam için o gösterdiğim 6 tanesinden bana 3 tanesi lazım. 3 tanesi lazım. Ben bu 3 tanesini nasıl seçerim? 6 tanesinden 3 tanesini seçerek yaparım bunu. Ve bu benim için 20 farklı durumda mümkün. 6'nın üçlüsü 20 çünkü. Bir de bana y kare lazım. Şimdi x küpü oluşturdum. 20 farklı biçimde oluşturabiliyorum. X küpü oluşturdum. Bir de bana y kare lazım. 7 tane elimde y artı 1 var. Bu y artı 1'lerden herhangi iki tanesini çarparsam y kareli bir terim gelecektir. Doğal olarak da 7 tanesinden herhangi iki tanesini seçersem o kadar y kareli terimim olur. Bunları da topladığım zaman zaten kat sayısını verir. O halde 7'nin ikilisi de 7 çarpı 6 bölü 2 olduğu için 21'dir. Bize aha bunların katsayısı sorulduğuna göre demek ki cevap 20 ile 21'in çarpımı olacak. 20 kere 21 420 yapar. Doğru cevap da B şıkkıdır diyebiliriz. Ve arkadaşlar 212 de bitti herhalde. Bakalım, aynen. Şimdi nereye geçiyoruz? 213. sayfamıza. Bu da bizim son iki sorumuz. Sorularda güzel gayet. Şimdi demiş ki yukarıda A ve B kümeleri verilmiş. B kümesi harflerden oluşmakta. Yani şu kümede tamamen harfler var. A kümesi de 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmuş. Yılmaz kullandığı banka uygulamasına 6 haneli şifre koyacaktır. Şifre oluşturma ekranına girdiğinde bilgisayarının ekranına aşağıdaki sistem mesajı gelmiş. Şifrenizi belirlerken dikkat ediniz demiş. Kullanılan şifrede mutlaka en az 3 tane rakam, en az 2 tane harf olmalı diyor. Şimdi en az 3 tane rakam, en az 2 tane harf olacaksa ve 6 haneli olacaksa şöyle olabilir. Rakam 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 harf 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 olabilir. Ya da rakam 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 harf harf olabilir. Rakam sayısını bir tane daha arttırırsam harf 1'e düşer olmaz. Harf sayısını bir tane arttırırsam rakam 2'ye düşer olmaz. Demek ki iki farklı seçenek var. Birisi bu, öteki de bu. Her harf ve rakam yalnızca bir kez kullanılmalı diyor. Tekrar eden harf ve rakam bulunmasın içinde istiyor. Ve rakamlar A, harflerde B kümesinin elemanı olmalı yukarıdaki kümeler. Şimdi A kümesi 1'den 5'e kadar olan rakamların kümesiydi, unutmayın. Şimdi şunu bir şöyle aşağı çekelim. Ve bize demiş ki Yılmaz bu kurallara uygun 25 çarpı 6 faktöriyel tane şifre oluşturabileceğine göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi
A kümesi dediğimiz küme 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşmuştu. B kümesi de gençler A virgül nokta 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 diye gitmiş. B kümesinin eleman sayısını bilmiyoruz. Zaten bize de bu soruluyor. Ben de diyorum ki varsayalım ki B kümesinin eleman sayısı N olsun. Ve bize de N'yi sorsun. Pekala. Madem biz buna N dedik, şimdi yola çıkalım, çözmeye başlayalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar, bize şu olursa, yani 3 rakam ve 3 harf seçerse Yılmaz Bey, o halde 3 rakamı nasıl seçer? Şuradakinden 3 tanesini seçer. Yani 5'in üçlüsü. Çarpı. Daha sonrasında 3 tane harf seçecek. Bu n tane harften 3'ünü seçecek. Ve daha sonrasında bunlar tabii ki 6 faktöriyel biçimde de sıralanacaklar. Çünkü 6 tane elimde artık şey oluştu, basamak oluştu, hane oluştu. Bu 6 haneyi 6 faktöriyel biçimde sıralarım. Artı ya da Yılmaz eğer şu formatı seçtiyse 5 tane rakamdan 4'ünü seçecek. Çünkü 4 rakam var burada. N tane harften 2'sini seçecek. Ve çarpı yine 6 faktöriyel diyeceğiz. Şimdi şu şeyli kombinasyonlu olanları biraz sayılara çevirelim. Mesela 5'in üçlüsü 10'dur. Çarpı 6 faktöriyel çarpı n'in üçlüsü var burada. Artı 5'in dörtlüsü 5'tir. Çarpı 6 faktöriyel çarpı n'nin ikilisi var burada. Peki şimdi gençler. Bak burada 5 var. Bunun içinde de 5 var. Burada 6 faktöriyel var. Burada 6 faktöriyel var. O zaman 5 çarpı 6 faktöriyel parantezini bir güzel alalım. Şuradaki 2'yi unutmayın. 2 çarpı n'in üçlüsü artı n'nin ikilisi. Eşittir. Bu da kaçmış bakın? 25 çarpı 6 faktöriyelmiş. Şimdi her iki taraftaki 6 faktöriyelleri tabii ki götürebiliriz. Şöyle. Her iki tarafı 5'e de bölebiliriz şu şekilde. Ve böylelikle 2 çarpı n'in üçlüsüyle n'nin ikilisinin toplamı 5'i verecekmiş bize. Burada n için çok fazla alternatif olamaz. Çünkü zaten toplamları 5. Yani küçük bir sayı. O zaman ve bu n sayısı da minimum 3 olmalı. Neden 3 olmalı? Çünkü ben 3 tane elemandan 3 tane eleman seçebilirim. Çünkü 3'ün üçlüsü olabilir mi? 2'nin üçlüsü olabilir mi? 2 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı olmaz bir kere. Dolayısıyla n sayısı minimum 3. 3'ü deneyelim o zaman. 2 çarpı 3'ün üçlüsü 1. 3'ün ikilisi 3. Toplarsak 5'i veriyor mu? Veriyor. Vallahi o zaman n 3'müş. N kesinlikle 3. Ben neyi istemiştim? N'yi istemiştim. Değil mi? O zaman cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacaktı deriz. Güzel bir soruydu. Ve devam. 14. soru. Bu da son sorumuz arkadaşlar. İsmail ve Burak'ın sorusu. Bunlar hayali bir takımda oynuyorlar. İsmail ben, Burak da kardeşim bu arada. Kitapta ne kadar Burak gördüyseniz hepsi kardeşim. Evet gençler, şimdi erkekler daha iyi biliyor bu şeyi ama, kadroyu ama. Şu OOS demek ofansif orta saha, DOS demek defansif orta saha, sağ açık, sol açık, sol bek, sağ bek, stoper, stoper, kaleci, santrafor, santrafor. Tamam. Sol bölge dediğimiz yer şu kısım, sağ bölge dediğimiz yer burası, orta bölge dediğimiz yer de burası. Pekala. 11 kişilik bir futbol takımının oyuncusu olan İsmail ve Burak hakkında teknik direktörleri Ahmet Hoca, Ahmet de babamız. Ahmet Hoca şunları düşünüyor. İsmail santrafor oynarsa diyor ki, santrafor için kaç tane seçenek var? 2. İkisinden birisini seçti. Burak ofansif orta saha oynayacak diyor. İsmail santrafor oynayacaksa Burak kesinlikle şunu oynayacak diyor. O zaman Burak için tek seçenek var. Yani çarpı 1. Burak sağ bölgede oynarsa ikinci bir durum. Şimdi Burak sağ bölge, sağ bölge neresi? Şurası. 2 durum var. İsmail sol bölgede oynayacak diyor. O zaman onun için de 2 durum var. Şimdi 2 durum için ayrı ayrı düşüneceğiz ve bunları toplayacağız. Takımını bu plana göre kuran Ahmet Hoca takımın kalecisinin pozisyonunu hiç bozmuyor. Yani kaleci zaten başka bir şey oynayamaz. Kaleci o sabit duruyor. O zaman geriye kalıyor 10 kişi. Bir de İsmail ile Burak'ın yerlerini de az önce ayarladık. O zaman geriye kalıyor 8 kişi. İşte diğer 8 kişi de 8 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. O zaman Ahmet Hoca kaç farklı dizilişle takımını sahaya sürebilir diyor ya. İşte bunları toplayacağız. Bu da 8 faktöriyel parantezinde şurada 2 artı şurada 4 yapar. 4 ile 2'nin toplamı 6. 6 çarpı 8 faktöriyel de bizim cevabımız olur. Doğru cevap da C seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, sanırım videomuzun sonuna geldik. Bakalım, 34-35 dakikalık bir video olmuş. Güzel. Şimdi gençler, sırada olasılık var. Daha sonrasında olasılık testi, istatistik ve istatistik testi var.
Bu hafta biraz uzundu ama hepsi birbiriyle bağlantılı konular olduğu için konuyu da çok fazla haftadan haftaya bölmek istemedim. 11 haftada da bu dananın kuyruğunu koparalım istedim. Dolayısıyla iyi de oldu bence. Umarım memnun kalıyorsundur. Cidden ama cidden güzel sorular çözüyoruz. Konu anlatımında iyi yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Hakkını vermek gerekiyor. Gençler, olasılık konusunda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ha bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.